Sırada Amerikan basınından özetler var. Bugün Amerikan gazetelerinde öne çıkan konuları Ayşegül Smith özetleyecek. Ayşegül, söz sende. Basın özetlerine Washington Post'la başlıyoruz. Washington Post gazetesi bugünkü ana sayfasında başkanlık seçiminin sonucunu belirleyecek en kritik eyaletlerden biri olan Florida'da kampanyalarını sürdüren Hillary Clinton ve Donald Trump'ın fotoğraflarını paylaşmış. Gazete seçimlere 2 haftadan az süre kala Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti yararına hiçbir bağış kampanyası planlamadığını, bu durumun hem Trump'ın zorlandığını hem de partisiyle arasının daha da açıldığı anlamına geldiğini yazıyor. Habere göre büyük bağış toplama etkinliklerini durdurmak Trump'ın çok daha büyük, iyi organize olmuş ve nakit parası bol bir kampanyaya sahip Clinton'ı yakalamasını neredeyse imkansız hale getirebilir. Washington Post bugün ana sayfasında ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'nün 9 ay önce küresel sağlık tehdidi haline geldiğini açıkladığı Zika virüsüyle ilgili çarpıcı bir habere yer vermiş. Habere göre Latin Amerika ve Karayipler'de aralarında on binlerce hamile kadının da bulunduğu en az 650 bin kişiye bulaşan Zika virüsü, yeni doğan bebeklerde korkulduğu ölçüde doğumsal deformasyona yol açmıyor. Uzmanlar Zika'ya bağlı olan mikrosefali, yani kafatası küçüklüğü gibi doğumsal deformasyon vakalarının %75'inin Brezilya'nın sadece güneydoğusunda görülmesinin son derece şaşırtıcı olduğunu kaydediyor. Uzmanlar doğumsal deformasyonların Brezilya'nın tek bir bölgesinde yoğunlaşmasının bu bölgede Zika'dan başka etkenlerin de rol oynadığı anlamına geldiğini belirtiyor. Geçelim New York Times'a. Gazetenin bugünkü ana sayfası Amerika'nın yapay zekayı savunma stratejisinin merkezine yerleştirmeyi planladığını bildiriyor. Habere göre hedefleri belirleme ve buna göre karar verip eyleme geçme becerisine sahip olan robot silahlar geleceğin savunma taktiğinin bir parçası haline gelecek. Pentagon, otonom ve yarı otonom olarak tanımlanan, şimdiye kadar sadece Hollywood'da çevrilen bilim kurgu filmlerinde görülen silahlarla ilgili araştırmalara tam $18 milyar harcıyor. New York Times bugünkü baş sayfasında Donald Trump'la ilgili bir habere de yer vermiş. Gazete The Truth About Trump kitabının yazarı, Pulitzer ödüllü gazeteci Michael D'Antonio'nun 2014 yılında Trump'la yaptığı söyleşilerine ait 5 saatlik ses kayıtlarının analizini yapmış. New York Times'a göre ses kayıtları, şan, şöhret ve statüden başka bir şey düşünmeyen, ününü kaybeden insanları hor gören, tarihle hiç ilgilenmeyen, mücadeleden içgüdüsel bir haz alan bir Trump tablosu ortaya koyuyor. Habere göre Trump'ın başkan adayı olmasını onaylamayan yazar Michael D'Antonio, ses kayıtlarını önce Clinton kampanyasına, sonra ise New York Times'a vermiş. Amerikan basınından aktaracaklarımız bugünlük de bu kadar. Özlem, söz tekrar sende. Teşekkürler Ayşegül. Amerikan basınından özetleri her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz.